Merhaba sevgili bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere bilgisayar üzerinden, internetten, MHRS'den nasıl randevu alınır bunu anlatmaya çalışacağım. Daha önceki hazırlamış olduğum bir videoda cep telefonundaki mobil uygulama MHRS uygulaması üzerinden nasıl randevu alınır onu anlatmıştım. Sevgili arkadaşlar, bu arada bilgisayar web sitemizi de ziyaret etmeyi unutmayın. Burada da farklı çeşitli bilgiler bulabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da bilgisebili.com sitemizin adresi sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle ne yapıyoruz? Yeni bir sekme açıyoruz ve buraya şunu yazıyoruz sevgili arkadaşlar. mhrs.gov.tr mhrs.gov.tr yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Daha sonra böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Şurada randevu al bölümü var. Buraya tıkladığımızda yeni bir sayfa daha açıyor sevgili arkadaşlar. Buraya önce kimlik numaramızı yazıyoruz. Ben kimlik numaramı burada gizleyeceğim. Şifremizi yazıyoruz. Burada giriş yapmak için iki alternatifimiz var. Birincisi kendi TC kimlik numaramız ve şifremizi. İkinci alternatifte E-Devlet şifresi ile giriş var. Eğer giriş daha önce hiç giriş yapmadıysanız ve bir şifreniz yoksa üye ol seçeneğini seçerek üye oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Üye ol dediğinizde de zaten bir form çıkıyor karşınıza. Çok basit. Bunu daha önceki videomda anlatmıştım. O videoyu izleyerek nasıl üye olacağınızı tekrar izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. TC kimlik numaramı ve parolamı yazdıktan sonra girişe tıkladığımda beni böyle bir sayfa karşılıyor sevgili arkadaşlar. Aile hekimi randevusu al, hastane randevusu al. Burada da geçmiş randevularım var. Burayı da gizleyeceğim sevgili arkadaşlar. Şu üst kısımda da kişisel bilgilerimin olduğu bölüm var. İşte hesap bilgilerim, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, parola işlemleri, kullanım geçmişi, güvenlik işlemleri gibi burada farklı seçenekler bulunmakta. Sevgili arkadaşlar, burada randevu almak için yapmanız gereken şey şu. Şurada hastane randevusu al diye bölüm var. Buraya tıklıyorsunuz ve randevu alma işlemine başlıyorsunuz. Ondan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Ailenizde 18 yaşından küçük, üzerinize kayıtlı çocuklarınız varsa onlar için randevuyu şuradan alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şuraya tıkladığınızda adınıza kayıtlı çocuklarınız ya da sorumlu olduğunuz kişiler, yetkiniz bulunan kişiler aşağıda listelenir. Yani burada bakmakla yükümlü olduğunuz, belki de akli dengesi yerinde olmayan bir aile ferdiniz olabilir. 18 yaşından büyük olabilir. Fakat onun bakım yetkisi sizin üzerinizdedir ve onun ismi de burada görünür. Buradan onun adına siz randevu alabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarınız için de bu bölümden randevu alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şu sağ kısımda giriş var. Hangi birey için sağlık kuruluşundan randevu almak istiyorsanız onun bölümüne tıklayıp girişledikten sonra randevu alma işlemine başlıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, ben şimdi ana sayfaya tekrar dönüyorum ve randevu nasıl alınır bunu anlatacağım. Hastane randevusu al bölümüne tıkladıktan sonra bir seçenek çıkıyor. Genel arama ve konuma göre arama. Konuma göre arama derseniz bilgisayarınızın bağlı olduğu internet ağının hangi bölgede bulunduğu, yani örnek veriyorum, İstanbul'daysanız İstanbul bölgesinde, işte ya da İzmir'deyseniz İzmir bölgesinde, Trabzon'daysanız Trabzon bölgesindeki hastaneleri listeler. Ama genel aramaya tıkladığınızda burada seçenekleri göreceksiniz. Buradan hızlı randevu ara bölümü var. Buraya isterseniz hastanenin ya da işte ne bileyim bölümün ismini yazarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz. Örneğin hemen bir örnek gösterelim buradan. Kulak burun boğaz diyelim. Kulak burun boğaz yazıp ara dediğinizde direkt olarak kulak burun boğazla ilgili bütün bölümleri, yani şu anda müsait olan randevu alacağınız bütün bölümleri gösteriyor sevgili arkadaşlar. Tabii biz randevuyu belli kriterlere göre arayacağız. Bu arada ana sayfaya dönmek için şuradan şu en baştaki sembole tıkladığınızda ana sayfaya geri döner. Şuradan hastane randevusu al bölümüne tıklıyorum. Genel arama diyorum arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim, genel aramayı. Buradan il seçiyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan rastgele bir il seçiyorum. Diyelim ki neresi olsun? Erzincan diyelim ki. Erzincan bölgesinden, Erzincan ilimizden buradan bir ilçe seçebiliriz ya da fark etmez seçeneğini bırakabiliriz. Fark etmez seçeneğini işaretledim. Buradan siz tabii ki istediğiniz bölümü seçebilirsiniz. Örneğin buradan diyelim ki Manisa'yı seçtiniz. Manisa'nın herhangi bir ilçesini seçebilirsiniz. Şu anda Erzincan'ı seçtim. Erzincan'ın herhangi bir ilçesini seçebiliriz sevgili arkadaşlar. Fark etmez'i seçip devam ediyorum. Klinik seçiniz diyor. Klinik bölümünden de örneğin
hangi bölüme gitmek istiyoruz? Onu seçiyoruz sevgili arkadaşlar. Örneğin dahiliye diyelim arkadaşlar. İç hastalıkları dahiliye bölümünü seçiyoruz. Ve daha sonra hastane seçin diyor. Burada 3 tane hastane görünüyor sevgili arkadaşlar listede. Belki sizin seçtiğiniz ilde daha fazla hastane görünecektir bulunduğunuz ilde. Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi var mesela. Fahrettin Uğur İlçe Hastanesi, Tercan Devlet Hastanesi var. Bundan da fark etmez ikonunu işaretliyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ben şu anda öyle işaretliyorum. Yani Erzincan'ın herhangi bir ilçesindeki herhangi bir hastanede dahiliye bölümünden randevu almak istiyorum. Bakın diğer seçenekler üzerime geldiğimde aktif değil sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da tarih zaman dilimini seçebiliyorum. Yani örneğin işte 13 Ağustos'la diyelim ki 18 Ağustos arası gibi bir tarih seçebiliyorum. Fakat burada önemli olan siz tarihi seçerseniz randevu alamayabilirsiniz. Şöyle genel olarak aramayı yaptıktan sonra randevu ara dediğiniz zaman, randevu ara dediğiniz zaman size uygun olan tarihteki randevuları seçmeniz daha mantıklı olacaktır. Şimdi randevu araya tıklıyorum, bakalım neler çıkacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi Erzincan ilimizde genelinde arama yapıldığında Refaiye Doktor Fahrettin Uğur ilçe hastanesinde iç hastalıkları bölümü dahiliye polikliniğinde 23 Ağustos 2021'de işte Sayın Doktor Yasemin Acısu Seven ve diğer doktor isimleri de burada belirtilmekte. Burada hekim seçme şansınız da bulunmakta. Örneğin diyelim ki daha önce Levent Demirtaş isimli doktora gittiniz. Yine Levent Demirtaş isimli doktora randevu alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Kendi elinizde hangi doktorunuz varsa. Tabi burada ben iç hastalıkları dahiliye polikliniğini seçtim. Sizin gitmek istediğiniz poliklinik başka olabilir. Bunların tabii ki hepsi sizin seçeneğiniz, seçeceğiniz seçeneklere göre değişir arkadaşlar. Bu şu anda ben burada örnek olarak gösteriyorum. Diyelim ki listenin başına çıkan işte Refaiye'deki doktoru seçelim sevgili arkadaşlar. Bunu seçtiğimizde burada bize saatleri gösteriyor. Yani doktorun hangi saatlerde boş randevusunun olup olmadığını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Bakın 23-24'ünde de boş zamanı varmış. 25'inde de varmış. 26'sında da 27'sinde de boş randevu tarihleri var sevgili arkadaşlar. Diyelim ki biz 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününü seçtik. Bakın saat 9'daki dilim dolmuş sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki saat dilimine bakıyoruz. Saat 10. 10'da da saat 10 diliminde de yani 10 ile 11 arasında da 10'u 50 geçe bir tane boş randevusu bulunmakta. Saat 11'de de örneğin 11'e 10 geçe, 11'e 20 geçe, 11.30, 11.40 ve 11.50'de randevu boş saatleri bulunmakta sevgili arkadaşlar. Buradan örneğin ben öğleden sonra saat 3 gibi gitmek istiyorum. Buradan da 15.45 yani 4'e çeyrek kala saatini seçiyorum sevgili arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra benden randevuyu onaylamamı istiyor. Burada randevu bilgilerini ve tarihini gösteriyor. Seçtiğim hastaneyi, doktoru, bölümü, hangi poliklinikte olacağını, hastanenin ismini ve randevu sahibinin adını gösteriyor burada sevgili arkadaşlar. Bu bilgileri ben kontrol ettikten sonra randevuyu onayla dediğimde randevu kaydı başarıyla yapılmıştır. Ve sisteme kayıtlı olan e-mail adresim burada gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bunları hep gizleyeceğim burada tabii ki. Sizin sisteme kayıtlı olan e-mail adresiniz burada görünecektir. E-mail adresinize bu e-posta gönderiliyor sevgili arkadaşlar. Tamam dediğinizde şu anda şu sol kısımda aktif randevularım kısmında Erzincan Refaiye Doktor Fahrettin Uğur İlçe Hastanesi İç Hastalıkları Dahiliye Bölümü Dahiliye Polikliniği Yasemin Acısu Seven isimli doktorumuzdan randevuyu almış olduğum gözükmekte sevgili arkadaşlar. 8. ay 23 2021 15.45'te randevum bulunmakta. Artık burada randevuyu takip edeceğim sevgili arkadaşlar. Zaten bir gün önce cep telefonuma SMS olarak randevu tarihimi hatırlatıyor. MHRS uygulaması. Bu şekilde randevumu takip edip belirtilen saatten en az yarım saat önce hastaneye gidip hasta giriş kaydını yapmam gerekiyor ki randevu olabileyim. Yani buradaki 15.45 saatinden mutlaka ama mutlaka yarım saat önce gitmem gerekiyor. Siz de öyle yapın. En az yarım saat önce hastanede bulunun ki oradaki gideceğiniz bölümün sekreterliğine ben geldim muayenem olacağım diye bilgi vermeniz lazım ki sizi sisteme dahil edip muayene olmanızı sağlasınlar sevgili arkadaşlar. Bu şekilde seçenek yaptığınızda muayenenizi olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki biz randevumuzu aldık fakat diyelim ki ayın 23'ünde
benim başka bir işim çıktı ve muayene olmaya gidemeyeceğim. Bu randevuyu nasıl iptal edebilirim? Bunu da anlatayım sevgili arkadaşlar. Diyelim ki ayın 23'ünde değil de ben 25'inde gidebilirim hastaneye ama ondan da emin değilim. 23'ünü iptal ettirmem lazım ki başka bir hasta bundan faydalanabilsin. Çünkü buradaki randevular çok yoğun ve kalabalık. Hastalar randevu almakta zorlanıyorlar. Bunu iptal etmek için sevgili arkadaşlar, tümünü göster dediğimde bakın burada randevunun detayları gözüküyor sevgili arkadaşlar. Buradan randevumu iptal etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Bakın şurada bir tane kırmızı çarpı işareti var sevgili arkadaşlar. Buna tıkladığımda bu randevuyu iptal edecektir. Ben şimdi bunu deneme amaçlı gösterdiğim için bunu iptal edeceğim sevgili arkadaşlar. Başka bir hastanın hakkını gasp etmemek için. Buradan derhal bunu iptal ediyorum sevgili arkadaşlar ki başkası da bu randevuyu alıp muayenesini alabilsin. Söylediğim gibi siz de eğer muayeneye ihtiyacınız kalmazsa ya da örneğin farklı bir işiniz çıktı, o gün gidemeyeceksiniz mutlaka ama mutlaka bunu 1-2 gün öncesinden iptal edin sevgili arkadaşlar ki başka bir vatandaşımız yararlanabilsin. Bu tamamen insanlara saygının gereğidir arkadaşlar. Yani başka bir hasta o randevu tarihini kullanabilsin. Evet, ben şimdi bunu iptal ediyorum. Tıkladığımda emin misiniz diye soruyor. Randevunuzu iptal etmek istediğinizden emin misiniz? Tamam dediğimde randevu iptal etme işlemi başarılı diyor. Ve hala o saat ve tarih boş olduğu için geri alınabilir randevu şeklinde burada bir uyarı veriyor sevgili arkadaşlar. Ben o randevuyu tekrar almayacağım. Tekrar randevularım bölümüne, ana sayfaya geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aktif randevum bulunmamakta. Evet sevgili arkadaşlar, internet üzerinden, web sitesi üzerinden, mhrs.gov.tr adresinden yapabileceğimiz randevu işlemi de bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.